Hoş geldiniz efendim. İyi hafta sonları ve tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum Asuman Uğur ben. 9. yılında sağlık raporu devam ediyor. Halk sağlığın gündemini, sağlığın gündemini aktarıyoruz. Sadece hekimlerle konuşmuyoruz. Birçok sağlık mensubuyla farklı farklı yayınlarımıza hemşireleri, biyologları, biyomedikal mühendislerini aklına gelebilecek. Aslında hastanelerde, sağlık merkezlerine karşılaştığınız birçok insanla yayın yaptık. Tabii ki biraz Sağlık hizmetlerinin başrolünde hekimler olduğu için tabii ki biraz da başrolde hekimler olduğu için onlarla ağırlıklı olarak gidiyoruz efendim. Tabii biz sağlık raporunda son bilimsel gelişmeleri, yeni kitapları da, yeni sağlıkla ilgili çıkan kitaplara da yer vermeye çalışıyoruz. Tabii ki de nitelikli olduğunu düşündüğümüz kitapları yer veriyoruz. Bugün onlardan biri ve sizin de aslında yakından tanıdığınız nöroloji alanında güzel çalışmalar alan özellikle migren ve beyin ağırlıklı çalışan değerli bir uzmanımızı bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Önce konuğumuzu tanıtayım daha sonra kitabını tanıtayım ve birkaç başlığımız var ilginizi çekebileceğimi umduğum onlarla giriş yapacağım. Ama önce Sayın Profesör Doktor Derya Ulu Düz nöroloji uzmanı beyinler başkanı merhaba. Merhaba hoş, hoş geldiniz. Geldik. Nasılsınız? Asman harikayım. 9 yıl dedin ya gerçekten seni yürekten kutluyorum. Yani bu kadar uzun zamandır bir programı bu kadar başarılı şekilde devam ettirmek Herhalde çok zor bir beceridir ve bu beceriden dolayı seni gerçekten kutluyorum. Çok Harikasın. teşekkür ederim. İşte izleyicinin, konukların, bütün desteklerimiz, reklam verenlerimizin sayesinde oluyor herhalde. Ben de seni tebrik ediyorum. <laughs> o halde hani birlikte şey yapalım <laughs> hani normalde de seninle tanıştığımız için. Şimdi yeni bir kitap çıkardım. Tabii çok da hoş bir kapağı var bence. Hani bir kadın için çok zarif <laughs> görüntülü ve aslında bir mesajı olan da bir kapakla. Aslında kitabın adı çok daha kıymetli. Gençliğin Sarı Beyinde demişsin. Beyin ve beden sağlığı için 8 muhteşem formül. Bizim halkımız seviyor böyle formülleri, iksirleri falan. Aslında daha da iyi anlıyor. Siz böyle maddelendirdiniz mi? Daha iyi kafasında kalıyor ve uygulama şansı çok oluyor. Çok tebrik ederim. Önce çok akışta ederim. neler var? Onları da bir söyleyeyim. Sonra içinde bir iki madde var. Onlarla giriş yapacağız. Şimdi efendim mitokondrileri değmiş. Son yıllarda bir mitokondri Bizim artık biyoloji derslerinden, ilk öğretimden <laughs> çıktı. Gene tıp dünyası izleyicilerle buluştu aslında mitokondrilerden biraz halk, konuştuk. Halk artık bu ismi tanıyor yani mitokondri. Aslında gidiyor. biz çocukluktan tanıyoruz, işte biyoloji derslerinden tanıyoruz ama biz sağlık programlarında mitokondri pek değinmedik ama son birkaç aydır görüyorum Hani bunlar artık işleniyor çünkü. E, yeni yeni bilgiler herhalde ortaya çıktı. Mitokondrilerin ne işe yaradığından konuşacağız. Şimdi vücudumuzun gizli kaynakları düş, toksinler demişler ya Uludüz kitabında. Biliyoruz aslında ve bazen zaman zaman detoks yapıyoruz ya toksinlerden arınmak için. Sağlığa giden en kestirme yollardan biri toksinlerden arınmak e, ve toksin kaynaklarını da tanımak lazım. Biraz bunlardan konuşacağız. Sağlığa giden kestirme yol bağırsaklardan geçiyor diyoruz. Bakalım geçiyor mu gerçekten ve nasıl geçiyor? Ne yapacağız bağırsakları eğitmek, sağlıklı kılmak için efendim? Artık ben kaliteli uyumak istiyorum. Biliyorum çok insan uykusuz çekiyor. Biraz Ramazan ayı da aslında biraz dengemizi değiştirmiş olsa da genel olarak uykusuz kalmak, kaliteli uyumamak hakikaten birçok hastalığın nedeni aslında. Biraz bunu konuşalım. Bakalım nasıl bir formülü var bununla, bununla ilişkili. Uyku ve öğrenme ilişkisini konuşacağız. Ee, uykusuzluk çekiyorsak bir önceki maddeye gelelim uyku ilacını hemen sarılabiliyoruz. Bakalım hangi durumda bunlara ihtiyaç var. Ee, hormonlar. Hormonlarımızın dengede olduğunu nasıl anlarız? Biraz önemli vücut için aslında en çok bildiğimiz en çok etkili ve gerçekten yeterli düzeyde tutmamız gereken hormonlar üzerinden bunları konuşacağız yaşlanma süreci şimdi Türkiye yaşlanıyor dünya yaşlanıyor dünya bizden önce yaşlanmaya başladı ama Türkiye'de de biraz doğurganlık azaldı işte üç çocuk yerine iki çocuk iki çocuk yerine bir çocuk yapıyoruz e burada biraz infertilite sorunlarının da malum etkisi var ve daha az doğurganlık var ama tıp ilerledikçe bir şekilde daha uzun yaşıyoruz ama yaşlanmada beraberinde bazı sıkıntıları geçiriyor. Bunlar bir yanda öte yanda bu süreci de yavaşlatmak istiyoruz. Bakalım beyinle ilgilenen bir kişi bir nöroloji uzmanı bunlarla ilgili ne diyecek? Egzersiz efendim bir ilaç saymakla bitmez faydaları onu konuşacağız. Dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri var. Bazı adalar var, Japonya var, uzak dağda. Ne yapıyor da bu insanlar çok uzun süreler yaşıyor. Biz haberler yapıyoruz. Dünyanın en yaşlı kişisi genelde nerede çıkıyor? İşte uzak dağda, Japonya'da orada burada çıkıyor. <laughs> Bakalım ne yapıyor onlar? Uzun yaşıyor. Ee, kan şekeri, beyin sağlığı ilişkisi. Koruyucu hekimlik Türkiye'de yapılıyor mu? Yapılamıyorsa neden yapılıyor? İlla hasta olmayı beklemek lazım. Bu sistemi nasıl biraz daha evireceğiz? Bunları konuşacağız. Sözü uzattım. Tekrar hoş geldin Derya. Şimdi harika özetledin Aslıma gerçekten. <gülüyor> Çok <gülüyor> zaman aldı herhalde. Özür dilerim izleyicilerimize. Hani Çok güzel. Ilgisini çeken başlık misin? varsa e, fark etsin diye de aslında söyledim. Sevgili Derya'nım, her doktor biraz Sherlock Holmes'tür diye bir e, Giriş yazısı var. Giriş yazısını yazan değerli yazar Ahmet Ümit. Eminim sen de öyle düşünüyorsun. Eminim Ahmet Ümit de öyle düşünüyor. Bir anlatalım mı ee, bu ön sözün hikayesini ve bu kitabı neden e, yazdın? Gençliğin sırrı beyinde dedin. Buyur. Asuman, kendini 100 yaşında hayal et. Nasıl ediyorum. bir Asuman bekliyorsun 100 yaşında? Eee... Yüz olarak tahmin edebiliyoruz çünkü öyle bir şey, e, efektler var ki anlıyoruz ama yüz yaşında kendimi bir kere hayal etmekte zorlanıyoruz. Yüz yaşına kadar yaşayıp yaşamayacağımız bir anlamda acaba çevremizde bize kim bakıyor, sevdiklerimiz yanımızda mı? En çok ben bunun tedirginliğini yaşıyorum ve sağlığımı nasıl konuşuyorum ve bilincim yerinde mi en çok ona takılıyorum. Bilincim yerinde mi? Acaba vücut ağrılarım var mı? Ayağa kendi başıma kalkıp yürüyebilecek miyim? Beslenirken zorlanacak mıyım? Değil mi? Ee, ...hakikaten sevdiklerim yanında mı? Ve ne kadar mutlu bir hayat yaşıyor olacağım? Ya da acaba bir hastanede mi geçiriyor olacağım 100. yılımı? Şimdi maalesef hayatta yaşam süresi uzadı. Bunu ne sağladı? Teknolojik gelişmeler sağladı. Son 20-30 yılda inanılmaz teknolojik gelişmeler var. Yani sen şu anda işte kanser öncesi taramalarına kanserini yakalayabiliyorsun. Erken teşhisle tedavi olabiliyorsun. Yaşam süresini uzatabiliyorsun ama geri dönüp bakıldığında 30 yılın sonunda uzayan yaşam süresi keşke 20'li yaşlar olsa. Uzayan yaşam süresi maalesef yaşlılıkla boğuştuğumuz, kronik hastalıklarla boğuştuğumuz süreler. Ve bu kronik hastalıkları önlemek için yaptığımız bütün çabaların sonucunda maalesef kronik hastalıkların sayısı daha da çok arttı. Sıklığı daha da çok arttı. O zaman biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Teknoloji bize çok güzel gelişmeler sağladı tamam ama bizim vücudumuz, bedenimiz, ruhumuz bu yeni teknolojik hayata adapte olamadı. Bizim vücudumuz avcı bir toplumdan gelen bir vücuda alışık. Yani yürümeye, kendi besinini elde etmek için çabalamaya, koşturmaya alışık. Sağlıklı beslenmeye alışık, organik gıdaya alışık. Ama biz ne yaptık? Hazır beslenmeye başladık. Ayakta atıştırmaya başladık. Koşturmaya başladık, hızlı koşuşturma içinde sporu, egzersizi yürüyüşü bıraktık. Her yere arabayla gidiyoruz, masa başında bütün gün oturuyoruz, bilgisayar karşısındayız, bütün gün elektronik cep telefonları elimizde ve daha çok yalnızlaştık, daha çok mutsuzlaştık. Böyle olunca e, bilinçli toplumlar yavaş yavaş bu durumdan endişe etmeye başladılar, sağlıklarından, Gelecekte yaşayacakları sağlıklarından korkmaya başladılar. Ve biz bununla nasıl baş edeceğiz psikolojisiyle aramaya başladılar. İşte bu aramanın sonucunda da şu anda aslında dünyada çok popüler giden wellness dediğimiz sağlıklı yaşlanma işleri çıktı ortaya. Ama bu işler daha çok şu durumda ticarete dönüştürülmüş durumda. Neden? Çünkü bunu sağlık dışındaki insanlar sahiplendi. E biz doktorlar ne yaptık? Biz bunu öğrenmedik ki. Biz hastalıkları öğrendik Asuman. Biz tıp fakültesi eğitiminde ne görüyoruz ki? 3 i̇lk 3 yılda bu hastalıklar nasıl olur diye görüyoruz. Sonra dördüncü yılda hangi tip hastalıklar var diyoruz. İşte beyinde neler var, göğüste neler var, kapta neler var, sinirim sisteminde neler var. Bir branşlaşıyoruz doğru mu? İşte ben bu 6 yılın sonunda branşlaştığımız sırada en çok sevdiğim ders hangisiydi? Nöroloji. Dedim ki ben nörolog olmak istiyorum dedim. Nörolog oldum. E, dahiliyeden hiçbir şey artık öğrenmiyoruz. Kadın doğumun hiçbir şeyini öğrenmiyoruz. Sadece nöroloji hastalığıyla ilgileniyoruz. Ve o kadar yoğun çalışıyoruz ki 10 dakikada bir hasta bakmak zorundayız. E bu aşamada bana gelip de bir hasta ya ben çok sağlıklıyım ama ileride ne olacağımdan endişeleniyorum diyor sorduğunda ya lütfen gidin sırada hastalarım var onlarla öncelikle ilgilenmem gerekiyor dedik. İster istemez böyle demek zorundayız. Bu kadar koşturma sırasında ya da bir başka hasta benim baş ağrım var ya hocam yanında da adet düzensizliğim var işte yanında da nefes darlığım var dediğinde gel ben bunların hepsiyle ilgileneyim diyebilir miyiz mümkün değil nörolojik hastalıkları zaten ancak öğreniyoruz yani 287 tane baş ağrısı tipi var baktığında ya bunun dışında yüzlerce nörolojik hastalık var ben bir de dahilerin bir de kadın doğumun hastalıklarını nasıl öğreneyim bunlar çok zor işte burada birdenbire doktorlarda bir ışık yandı ya biz bu kadar kronik hastalığı ee, ...önümüzdeyken bu kadar hastalık... ...biz neden bu hastalıklarla... ...baş etmekte zorlanıyoruz? Çünkü bütüncül bakamıyoruz. Niye bütüncül bakamıyoruz? Teşhisi koyarken daha kendi branşımıza... ...yönelik koyuyoruz. Yani bir guatr olan hastanın... ...sana gelip de ben çok moralim kötü... ...sabah yataktan zor kalkıyorum... ...uyku problemi çekiyorum... ...çok yorgunum diye bana geldiğinde nörolojik olarak... E ...ben bunun guatr olduğunu bilebilmem için... ...endokrin hastalıklarını da... ...iyi biliyor olmam lazım... Water eksikliğinin e, klinik şekilde neyi biliyor olmam lazım. Ya bunları hakikaten çok iyi sorgulamam lazım ya da ikinci alternatif ne olması lazım? İnsanlar bu kadar endişeliyken, daha sağlıklı haldeyken, hastalanmaktan korkuyorken onları korumaya almamız gerekiyor. Bütüncül bakarak. Dedektif gibi şikayetlerini sorgulayarak gerçek teşhisi koymamız ya da daha şikayetleri olmadan onları koruyucu hekimliğe yönlendirmemiz lazım. Sherlock oradan çıktı Ahmet Ümit'in yazdığı. Ahmet Ümit'in eşi sevgili Vildan Hanım, selam söyleyelim o da, hı hı. E, çok karmaşık bir halde bana geldi. Eşi benim aslamdır. E, çözülemeyen bir takım nörolojik problemleri vardı. Hakikaten çorba olmuştu. Onları böyle tek 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 bir dedektif edasıyla çözdük ve çok gerçekten şu anda çok iyi durumda. Peki mesela bunu sen çözerken başka başka branş meslektaşlarından destek aldın mı? Mesela yani bütüncül diyoruz ya sen de kendi alanına odaklanıyorsun. Tabii ki bütüncül bakma elinden geldiğince eminim çalışıyorsun ama eksik kaldın bir nokta oluyor. Kesinlikle. Okuman, danışman gerekiyor. Kesinlikle. Ama her doktorun bu hassasiyeti bu kadar zamanı olamayabiliyor değil mi? Kesinlikle bak şöyle ama bir kere çok gerçekten güncel Bilimi takip etmek çok önemli. Hı hı. Ben sana çok tipik bir hasta anlatayım. Hı hı. Migrenle geldi. Hı hı. Auralı migren dediğimiz bir şikayeti var. Ne demek auralı migren? İşte ağrıdan önce gözünde bulanık görmeleri oluyor. Şimdi biz eğer bilimsel olarak makalelerden ya da yeni çalışmalardan takip edersek auralı hı hı. migren hastalarının neredeyse yarısında kalp deliği olabileceğini ve bu kalp deliğinde ileride felç yapabileceğini biliriz. Ama bunu araştırıp biliyor olmamız lazım. Bilmezsek yanılırız zaten onu yollamayız. Şimdi ben böyle bir hasta geldiğinde sende kalp deliği olabilir, bu bir felce neden olabilir diye düşünüp bu hastayı mutlaka bir kardiyolojiye yollamak zorundayım. İşte bütüncül bakmak bu. Yoksa kardiyolojik hastalığında kendim sahiplenirsem onu zaten üstesinden çıkamayız. Şimdi. bütüncül bakmamız gerekiyor. Ama bu bütüncül bakmanın yanında madem bu kadar çok hastalık var ya biz bu hastalıklar gelmeden önce bunu korumamız gerekiyor. Bunu wellness dediğimiz ticari anlamda yapanları kenara koyup hekimlerin buna sahip çıkması gerekiyor. Çok güzel şeyler var. Şu son 4-5 yıldır özellikle aile hekimleri bu işe çok sahip çıktılar. Hakikaten buradan tebrik ediyorum kendilerini. Çok şükür. Yani iyi ki sistem kurulmuş. Aksaklıkları olsa da iki kurulmuş bir yerden başlanması gerekiyordu. Ve sahiplendi. Biraz reçete doktorluğundan çıkmaya da başladılar. Yani öyle deniyor onlara. çok güzel. Mesela ben... ben şimdi konuşuyorum aile hekimleri arkadaşımla. E, çıkıyorlar o e, çalıştıkları yerden. Ev ev kapı kapı dolaşıyorlar, kişilerin sağlıklarını sorguluyorlar, hı hı. onlara e, sağlıklarına özgü reçeteler veriyorlar. Ya yani Reçete dediğim işte beslenme reçetesi, egzersiz reçetesi, uyku reçetesi gibi bir takım nasihatlerde bulunuyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. Hı hı. Bunlar inanılmaz güzel gelişmeler. İşte benim nöroloji anlamında da neden bir nörolog böyle bir kitabı yazdı? Aslında her şey beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. Evet. Beynimizle doğuyoruz, beynimizle ölüyoruz. Bir beyin ölümü gerçekleşmeden değil mi? Ölüm ilan edilmiyor. İlan edilmiyor. Ve Hı -hı. beyin bütün vücudu kontrol ediyor zaten. Her şeyin kontrolü beyinde. Şimdi aslında ben e, açılışta hani sen de beğendim dedin. Teşekkür ederim. Sıraladık yani hangi konuları konuşacağımız. İnsan düşünebilir. Ya burada Aslı Hanım bir şeyler seçti. Işte yaşlılık dedi, uyku dedi, hormonlar dedi, ne alaka egzersiz dedi. Değil mi? Ya kadın nörolog Beyin genç sırrı beyinde sadece beyinle ilgili bir şey yok efendim öyle değil hepsinin beynine bağlantısı var. Hani düşünüyorsanız aslında kapı her kapı beyne çıkıyor. Beyin anlatayım umut veriyor mı? zaten anlatayım her şeye. Onları anlatacaksın ama şöyle bir mitokondri yani hepsini anlatayım. Şimdi kitabın başına mitokondriyle girmenin bir nedeni var mı? Mitokondri konusuyla başlamışsın. Şimdi biz mitokondrilere ne diyoruz? enerji yakıtımız diyoruz. Enerji yakıt depolarımız üretim, diyoruz. Merkezleri. Bir şu yani konuya, kazan daireleri. Kazan dairesi ne işe yarıyor? Vatandaş site ilgili ne bilmeli? Yani e, kendini tanısın. Vücut nasıl işliyor? Biraz mitokondriyi tanısın. Çok kısa anlatır mısın? Şimdi burada biz insan vücudu bir makine gibi düşün. Hı hı. Makine ya da bir araba düşün. Hı hı. Arabaya benzin koymazsan araba çalışır mı? en lüks arabaya sahipsin. Hı hı. Harika bir görüntüsü hı hı. var ama çalıştırıp ondan yararlanabilmek için benzin koyman gerekiyor hı hı. değil mi? İşte mitokondri de bizim vücudumuzun benzin üretim merkezi. Şimdi sen bu 8 formülden en şöyle diyeyim mitokondriye gel, gelirken hı hı. önce sağlıklı besinleri tüketeceksin. Yani düzgün bir beslenme diyetin olacak. Hı hı. O beslenme diyetinde Düzgün bir sindirim sistemin olacak değil mi? Harika bir somon yemişsin taze denizden çıkmış hı hı. doğal ama sindirim sistemin onu iyi sindirip enerji üretim merkezine yollayamazsa bir işe yaramaz. Demek ki düzgün bir sindirim sistemin olacak. Sonra da enerji üretim merkezine gidecek ve aldığın besinler hı hı. enerji olarak sana geri dönecek. Enerji olmadan hiçbir organ zaten çalışamaz. Hı hı. Bizim en büyük hayattaki şeyimiz enerji üretmek Doğru mu? Yememiz, içmemiz, birçok şeyimiz enerji üretmek üzerine. İşte enerji üretmekte de mitokondri ana yeri oluşturuyor. En çok mitokondri beyinde var. Çünkü en çok enerjiye beynin ihtiyacı var. Vücudun kapasitesinin, oksijen ve kan kapasitesinin, düşünsene şimdi sen 70 kilosun ve beynin 1.3 kilo. Çok şükür değilim. Evet 1.3 <laughs> kilo. 70 kilo yani genel standa 1.3 kilo. Hı 1.3 kilo, 70 kilonun neresinde ne kadar? %2'si, %3'ü. %2 büyüklüğündeki bir organ %25 kapasitede oksijen ve e, kanı tüketiyor vücudun. Dörtte birini o tüketiyor. Demek ki en çok enerji onun ihtiyacı var. En çok mitokondri de beyinde. Bu yüzden mitokondriler beynimiz için olmazsa olmazımız. Sağlıklı çalışın göstergesi ne mitokondrilerin? Şimdi mitokondrin bozuksa, bir kere inanılmaz yorgun olacaksın. Çünkü hı. enerji üretimini üretiminde. Tamam. Yukarıdan aşağı say. Biz buna aslında fibromiyaji diyoruz. Hı hı. Eskiden fibromiyajiye depresyon bulgusu zannedilirdi. Bugün hı. mitokondrinin eksikliğinin bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. En hassas vücuttaki kasımız göz kasıdır. Hı hı. Gözlerde inanılmaz bir yorgunluk ve ağrı. Bulanık görme, kalp çarpıntısı. Çünkü kalp enerji üretemediği için daha fazla çalışıp dep şey yapmaya çalışıyor enerji üretmek için göğüs ağrısı sırt ağrısı kol ağrısı şimdi oksijensiz çalışıyor kaslar oksijen yok enerji yok kaslar mecburen çalışıyor hareket ediyorsun bu da anaerobik solunum yani oksijensiz çalışmayla laktik asit dediğim bir madde kaslarda birikiyor ağrı yapıyor bütün vücut ağrılı inanılmaz yorgunsun idrarı çıkarken zorlanıyorsun Sindirim sistemin bozuk, kabızlığın var. Hakikaten hazımsızlık problemin var. İşte bütün bunların hepsi aslında şeyin, mitokondrinin iyi çalışmadığını gösteriyor. Zaten bu kitapta da onu veriyorum aslında. En başta diyorum kendini bir test et bakalım. Senin mitokondrin nasıl çalışıyor? Madde madde sorular var. Eğer bu sorulara göre bozuk çalışıyorsa mutlaka bu bölümü oku. Ona göre kendi önlemlerini al. Şimdi bunların detayını hepsine yayında gidemeyiz ama kitapta bununla ilgili önlemi alacaksınız. Önce hani kendi mitokondrinizi bedenizi tanımanız için gerekli maddeleri vermiş. Kendinize sorup kendinizin cevap verebileceği sorular var herhalde. Peki bir iki tane ipucunu söyler misin sağlıklı çalışması için? Üç ipucu da demişsin kitapta. Üç maddeyle hemen bir şey Şimdi, yapalım mı? Şimdi mitokondrinin sağlıklı çalışması için bir kere nasıl sağlıklı çalışacak? Doğru besleneceksin. Hı hı. Sen hep karbonhidrat ağırlıklı çalışırsan... Nasıl ki apartmandaki kazan dairesine kömürü, odunu atıyorsun, e, yanıyor ve enerji üretiyor, ısı üretiyor. İşte mitokondriyede kömür, odun dediğin şeyin kaliteli olması lazım. Diğer türlü çok fazla zafiyet olur. Yani e, zayiat olur derler. Hani hı hı. E, Çok fazla atık madde üretilir. Tamam. Senin eğer kömürün de çok fazla pislik olacaktır Tabii. kazan. İşte yediğin besin de kalitesizse çok fazla pislik olacaktır. O da o mitokondri kazanının yapısını bozacak. İşte toksin dediğimiz şey de o. <laughs> hı hı, yani şimdi toksinler orada birikecek, mitokondriye zarar verecek. O yüzden yediğin besinlerin çok sağlıklı olması lazım. İkincisi gerçekten su içeceksin. Mitokondri çalıştıran en önemli şeylerden biri de su içmek. Yani kilo başı 30 ml su içmek zorundasın. Üçüncüsü de kortizol, stres hormonu dediğimiz kortizolü hep düşük tutacaksın. Onun hepsinin ipuçları var. Nasıl yapacağınızın ipuçları var o mitokondrimize nasıl daha iyi bakabiliriz? Hepsinin ipuçları zaten var ama en başta su içeceksin. ikincisi kaliteli besleneceksin. Üçüncüsü de hakikaten kortizolü, stres hormonunu düşük tutacaksın. Yani sosyalleşeceksin. Evet. Biraz onu da açarız. Peki hemen toksin demişken toksinlere gelelim. Sonuna doğru toparlayan sonuna doğru zaten bu üç maddeye anlamış olacağız biraz daha konuştuklarımızla. Şimdi, Hemen toksine gelelim. Gizli düşmana toksinler demişsin. E, az çok toksinleri insanlar biliyor. Detoks da zaten biraz bu yüzden ama şimdi karaciğer detoksundan biz bahsediyoruz ama sen de biraz bahset lütfen. Şimdi detoks denilen şey 3 günlük gidip de detoks kamplarına kapanmak bir değil, detoks değildir. Değil, tamam. Tam tersi daha da zararlıdır aslında. Detoks dediğin şey 3-6 aylık bir tedavi sürecinden hı -hı, geçer. Hı -hı. Çünkü toksinler en çok yağlarda birikir. Bak. Sen besinleri yedin. Toksinler nereden geliyor? Bir aldığın besinlerden, hı hı. iki soluduğun havadan, üç cildine dokunan zararlı maddelerden. Hı hı. Şimdi sen e, besini yedin. O toksinler bağırsaklarında birikmeye başlıyor. Toksinleri atmak için bağırsak karaciğere yolluyor. Karaciğerde yerde belli bir toksini temizleyebilir. Ama belli bir toksinin üzerinde diyor ki ya ben nasıl uğraşayım bütün bunlarla? Benim artık kapasiten bunu kaldırmıyor diyorum ya. Vücut bizim yeni dünyaya adapte olamıyor. Kaldıramıyor bu kadar toksini. Geri bağ bağırsağı yolluyor. Hı hı. Bağırsak da toksin bu sefer birikmeye başlıyor. Birikince diyor ki bunları bir yere atmam lazım diyor bağırsak. Daha doğrusu beyin aslında bağırsak ilişkisi. toksinler en çok yağları sever. Yağda birikmeyi çok sever. Bu yüzden de Bağırsak duvarından sızan toksinler, zararlı maddeler hemen duvarın kenarından kan akımına, kan dolaşımına karışarak beyine gitmek istiyorlar. Çünkü beyin en çok yağdan oluşuyor. Beyine gitmek isteyince, beyine ulaşınca beynin içine ulaşırsa bunlar toksin birikimiyle Alzheimer, Alzheimer. otizm yani. ve bir sürü farklı hastalık. Bu sefer beyin akıllı diyor ki ya ben bunları nasıl kendimden uzaklaştırabilirim diyor. Göbek yağların ortaya çıkıyor. Göbek yağlarınız eğer sizin Zayıf olmama rağmen göbeğimde yağ birikimim var diyorsa senin ciddi bir toksin Toksi problemi var. Hmm. Ciddi bir toksin problemi. İkinci şey kollarını şey yaptığında elektriklenme oluyorsa. Ay diken diken oldu işte tüylerim şey oldu diyorsan sık sık. Senin toksin birikimin var demektir. Bu da en çok elektromanyetik dalga toksinden. Hı hı. Cep telefonu, işte televizyon, bu tip aletleri çok fazla. Topraklama'yı yakın onun için hemen önereceksin He. herhalde. İşte topraklama. Hı hı. Şimdi toksinlerden nasıl kurtuluruz diye sorduğunda bana hı hı. işte burada en önemli ipucunun topraklama olduğunu söyleyeyim. Ne demek topraklama? Çıplak ayakla toprağa basacaksın. Çünkü sen şu anda pozitif iyonlarla yüklüsün. Hı hı. Hani kimya dersin bunu negatif iyonlarla yüklü olan toprakla nötrleştirmen lazım. Bir diğeri toksin atılımında lenf sistemi dediğimiz vücudun çöp tenekesi toplama sistemi vardır. Aynı kan dolaşımı gibi her yerde vardır lenf dolaşımı. Ve vücudun çöp tenekesidir. Yani beyinden aldığı toksini atmak için orada dolaşır işte karaciğerdeki toplamak için. Lenf sistemini çok düzgün çalıştırman lazım ki çöp atım sistemi sağlam olsun. Nasıl lenf sistemini çalıştıracaksın? Lenf sisteminde valv yoktur. Yani bir Basınca göre hareket etmez. Sen ancak hareket ederken onu atabilirsin. Bu yüzden de diyoruz ki trampolin dediğimiz o şeyler vardır, oyun yerleri, yuvarlak trampolin. Trampolinde zıpla. Yapamıyor musun? Bir ip al, ip atla. Ha. En çok lenf, lenf sistemini sistemine. çalıştıran, tamam, e, böbrekle o toksinleri atmanı sağlayan ip atlamak. Yani terlemek de biraz aslında ciltten atmayı sağlar atmak. değil mi? Hı. Hem böbrekten atacaktan hem ciltten atacaktan. Hareketsiz hem terlemek, atacak. hareketli terlemek. Saunaya girip terlemek, toksin atma yöntemini Şimdi şöyle hı. E, kızıl ötesi saunalar var. Hı hı. Normal sauna hı hı. gibi değil kızıl ötesi diyoruz o kırmızı ışıklı olan sauna. Onlar hakikaten toksin atmayı sağlar. Hı. Ama saunaya girdiğinde de şunu tavsiye ediyoruz. Yanında mutlaka bir havlun olsun. Terlediğin anda havluyla cildini kurular. Çünkü tekrar toksin geri gidecek terledin şey oldun terledin tekrar Hemen kurula tekrar terle tekrar kurula yani mutlaka bunu yap ama bizim ideal olarak istediğimiz ip atlayarak ya da zıplayarak zıplamak niye? Çünkü yer çekimine karşı bir hareket yukarı aşağı yukarı aşağı yani yürüyerek toksin atabilir miyim? Hayır. İp atlarsan yer çekimine karşı lenf sistemini çok iyi çalıştıracaksın ve toksin atacaksın. Lenf sistemini çalıştırmak için yine su içeceksin. Bak her yerin sonu her suya, suya çıkıyor. çıkıyor. Yani. Beyin için, kalp için, orada damar sağlığı için hepsi için her kapı lenfe çıkıyor. Aslında kitapta bahsetmişsin ama e, gene bir test yapmak isterseniz efendim vücudumuzun toksinlere maruz kaldığını nasıl öğreniriz? Ne kadar yoğun vücudumuzda toksin birikimi? Derya Hanım e, sorular hazırlamış 20 soru var efendim ve değerlendirme var. Buna göre toksin yükünüz fazla ise bunları derhal yapmaya çalışın. Hani bunlara çok vaktimiz yok ama. Sonuçta şu mesaj yani me sen önce çünkü her kişi kendini özel. Senin toksin birikimin çok yoktur ama sindirim sistemi problemi vardı. O yüzden her bölümün önünde bir sorgulama şey yaptım ben. Mesela toksin. Bu sorulara bir bak. Sen de gerçekten bunlar varsa o bölümü çok iyi oku. O bölüm konusunda kendini geliştir. Amaç bu. Yani herkesin çünkü her bölümü okuyup aynı anda bunların aynısını hepsini yapması gerekmiyor. Tamam. Kendini korumuş söyleyeyim. olabilir yani toksinlerden. Hı hı. Kendini gerçekten korumuştur o zaman. Zaten soruların çoğu negatif olacağı için o bölümde çok ayrıntılı Ama bir şey Ama önemli yok. olan sürdürmek yani bunu. Kesinlikle. Aksa toksinin o dediğin yöntemlerle toksin olmaması için atmak için olanı da bir damlacık varsa da atmak Su iç. için dediklerin yapılması gerekiyor. Şimdi hemen bağırsağa gelelim. Yani bu konu hep böyle yani ayda bir bir şekere denk gelip bağırsak mevzunu konuşuyoruz ama ne kadar konuşsak az bence ve bağırsakları da değinmişsin. Gençliğin sırrı beyinde derken bağırsak da önemli. Şimdi sağlığa giden bir kestirme yol varsa o bağırsaklardan ne kadar geçer? Biz biraz kestirmeleri de severiz. Ne diyeceksin? Şimdi bizim hakikaten bağırsaklarımızla beynimiz arasında ciddi bir bağlantı var. Sindirim sisteminde 50 milyon tane sinir hücresi var. İnanılmaz bir sayı değil mi? Yani enterik sinir sistemi dediğimiz beyin bağırsak bağlantısı. O yüzden biz bağırsakları ikinci beyin diyoruz. Çünkü bağırsaklar birçok konuda aslında kendi kendine karar verebilen tek organ beyinden sonra. Yani beyin böyle bir izin vermiş bağırsaklara. Bazı işlevlerini kendin yap diye. Ama bağırsakların sağlıklı çalışması beyninde sağlıklı çalışmasını sağlıyor. O yüzden de hep kontrol Beyin kontrol ediyor bağırsakları. Şöyle düşün mesela. Sen e, harika bir yemektesin. Oturdun işte e, erkek arkadaşın ya da eşinle sohbet ederken bir kavga başladı. En sevdiğin eti, lezzeti bir et yiyorsun. Birdenbire et falan yemek iştahın kesildi. Miden taşlaştı. Değil mi? O çok sinirlendiğinde midene kramplar girer böyle. Midene kramp girdi. Sindirim durdu. Niye duruyor sindirim? Çünkü diyor ki beyin bir dakika diyor benim şu anda diyor de bir de var savaş var diyor. Hı hı. Benim onunla uğraşmam lazım. Bana Enerjiyi buraya yolla. Enerji buraya yollayınca buradaki enerji olmadığı için duruyor, yavaşlıyor bu bölge. E ne oluyor? Kabızlık. İşte sinirim sistemindeki en büyük sorun kabızlık. İşte beynin çok yorulduğunun mesajıdır aslında kabızlık. Hazımsızlık gerçekten beynin bir şekilde zorlandığının mesajıdır hazımsızlık. Yani en çok stres bunları tetikler. Ama bağırsaklara gelince bağırsaklarda bizim mikrobiyata dediğimiz iyi huylu bakterilerimiz var. İşte o iyi huylu bakteriler birçok şeyden sorumludur. Senin bağırsak sağlığından da sorumluyken beyni olan mesajı da iletirler. Derler ki burada kötü kötü bakteriler üredi. Bize zarar verecek. Burada toksinler var. Bize zarar verecek. Ama bu sindirim sistemini temizle. Yoksa buradan dağılırsa her yere bütün vücut zarar görecek. İşte o yüzden ana kapı Ana vize ya yani şöyle düşün, ee, sen bir yurt dışına giderken, içeri girerken vize şeyden geçiyorsun, değil mi? polis kontrolünde. Hmm. İşte ana polis kontrolü yapılması gereken sindirim sistemi. Çünkü oradan geçtiğin anda artık vücudun her yerine gidebilirsin demektir zararlı madde olarak. İşte, i̇şte o sindirim sistemini çok iyi tutacağız ki gerekenleri içeri alacağız, zararlıları dışarı atacağız. Şimdi çok güzel. Yani. İzgiceren dikkat edin anlatımına. Yani beden bir bütün nasıl bütün olduğunu aslında bir nöroluk olarak anlatırken hepsini hissettiriyorsun. O ona komut veriyor. Bu ben dur. Ya yani çok iyi anlatıyorsun. Umarım hani tıp fakültesinde de böyle böyle anlatmak bence en azından mezun olurken daha da bütün düşünmek açısından etkilidir diye düşünüyorum. Anlatımın için teşekkür ediyorum ama şu geldi aklıma. Hani sindirim sisteminde bir problem, beyinde beyinde bir stres var, sıkıntı var. E, dur ben seninle uğraşamayacağım diyor. İşte sindirim sistemi işini görmeye çalışıyor. Hemen şu geldi aklıma. Sen demişsin ki en çok merak edilen sorunlar kafa dağınıklığı ve beyin sağlığı ilişkisi. Kafa dağınıklığının beyin sağlığı ilişkisi nedir desem herhalde az önce söylediğin olayla örtüşecektir diye düşünüyorum. Aslında bütün bu 8 parametreyle ölçüşüyor. Yani sen bu 8 parametreyi düzgün yapmadığında gelip iş beyne patlıyor. Hani diyorum ki ben mesela ya sen bunları yapmazsan iş geleceksin ya benim karşıma. Gelme musun? benim karşıma yap bunları. Beyin de ortaya çıkadan nörolojik, yani nörolojik bir yani birçok hastalık. Gerçekten her şeyin patlaması yani şöyle her şeyin patlaması beyinde mi yani? Biz evet. bedenimize iyi bakmadık bakmadık bir damar problemimiz de çıkıyor. Başka başka problemler de çıkıyor ama en büyük zararı beyinde mi hissederiz? Şimdi bak, her şeyin patlaması aslında vücuttaki iki olayla. Bir, inflamasyon tamam. yani iltihaplanma. Hı hı. İki, oksidasyon yani paslanma. Tamam. İşte diyorsun ya damar tıkanıklığı, <laughs> işte, inflamasyon, iltihaplanmayla damar tıkanıyor. Hemen bir uykuya gelmek istiyorum. Uyku her şey uyku. Bir dakika beslenme ile beslenmeyle, şey, tamam. sindirimle ilgili çok, tamam, çok kısa söyle. bir şey ipucu tamam. vereyim halkımıza. Yani Ramazan da şimdi. Tamam. Şimdi bakın beslenmede sindirim sisteminizin çok güzel çalışmasını istiyorsanız hı hı. E, sağlıklı kalmaktaki kestirme yolu oysa iki şey yapacaksınız. Bir oturarak yemek yiyeceksiniz ayakta yemek yemek yok. Uzanarak yemek yemek yok. Çünkü oturduğunuzda bizim sindirim sistemimizde, midemizde vagus sinir dediğimiz bir sinir var. Bu tokluk sinyalini beyne gönderen sinir. Şimdi oturduğunuzda şöyle düşün mideyi. Hemen şu seviyede diyelim. Tamam. Belli bir seviyede oturduğunuzda katlandığı için o seviye daha da aşağı gidiyor. Yani siz yemek yerken daha az yediğinizde aslında vagus siniri uyarılacak otururken ama yattığınız zaman böyle bir hale aldığı için bunun dolması Geniş bir alan daha zaman alıyor. Yani sen doyuyorsun, yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Hala açlık hissediyorsun ayakta yediğinde ya da yatarak yediğinde. O yüzden oturarak yerseniz 20 dakika içinde tokluk sinyali gelecek beynine. Hep ne diyoruz? Oturduğunda yemeğe oturduğunda önce su iç. Hep iftarı açarken <laughs> su iç. Midem biraz dolsun. Üstüne çorbanı ye. Ve yavaş yavaş ye. İşte 20 kere çiğne mantığı burada. Yavaş yavaş yediğinde o 20 dakikayı bekle. 20 dakikada zaten senin tokluk sinyalin gelecek hakikaten tok hissedeceksin. İşte o zaman da küle almayacaksın. Daha sağlıklı sindirerek gideceksin. Bunlar çok önemli ipuçları. Ee, teşekkürler. İftar uykuya zamanı geldik. çok dikkat edilemeyebiliyor belki ama çok doğru dedin. Biraz daha yavaş yiyelim. Zaten doydu mu kalkacağız o sofradan. Diğer gıdalara vakit kalmayacak. Kilo da almayacağız. Peki hemen uykuya gelelim. Uyku bağışıklık için Aşırı derecede mühim ama hep bağışıklığın nice beslenme vesaireden çok bahsettik biz ama uyku bir dönem bence ihmal ediliyor. Yani uykunun gerçekten vücut üzerindeki önemli etkileri uyku ile ilgili de bir başlık koymuşsun. Uyku ve öğrenme ilişkisi iyi uyku uyumamın nedenleri gibi bir takım başlıklar var. Bir kere iyi uyku neden uyuyamayız bu dediklerine ne kadar bağlantılı onu bir sorayım. Şimdi sağlığın bir numaralı anahtarı uykudan geçiyor. Hı hı. Beslenmeyi kenara koy, enerjiyi kenara koy, egzersizi kenara koy, stresi de kenara koy. Bak hı hı. stres ki o kadar önemlidir. İki numaralı stres aslında. Hı hı. Bir numaralı şey uykudan geçiyor. Uyku bizim sağlığımızı ve gençliğimizi geri almamızın en önemli zamanı. Hı hı. Niye gençliğin sırrı beyinde diyorum? İşte uyumakta aslında. Ana ipucu orası. Sen eğer kaliteli uyursan uyku sırasında gençlik hormonların salgılanıyor. Hani şu kolajen kolajen diyoruz. Geliyor hocam ben kolajen hangi kolajeni alayım diye bana soruyor hastalar. Evet hangisini alayım? Bana diyor. sormayın bunu diyorum. Uyku mu diyorsunuz? Adam gibi uyuyun zaten kolajen gelecek. Gerek yok. <laughs> Şimdi sen uykusuz kaldığın gecenin sabahı aynada ne görüyorsun? Mosmor bir gözaltı, şişmiş bir göz torbası değil mi? Böyle solgun bir yüz. Onu bırak sinirli bir gün. Öfkeli oluyorsun aslında farkında değilsin. İriti oluyorsun yani gitsen birazcık dinlensem diyorsun yorgun hissediyorsun. Oysa uyku senin kollejenin yanında bir de büyüme hormonu salgılıyor uyku sırasında. Büyüme hormonu hani çocuklarda hep derdik küçük çocuklarda boy uzaması büyüme gelişme. Hı hı, Uyusun hı. da büyüsün deriz hani ninniler var. E, erişkinlikte de o büyüme hormonu salgılanıyor. Erişkinlikteki büyüme hormonu da ne yapıyor biliyor musun? Bütün organlarını tamir edip yeniliyor. İşte gençlik burada gizli. Sen eğer kaliteli uyuyamazsan, Kaliteli uyumanın da iki formülü var. Ha neden Bir, uyuyamıyoruz? zamanında uyumak. Hı hı. İki, yeterli sürede uyumak. Ne demek zamanında uyumak? Şimdi bizim hormonlarımız, biyolojik saatimiz var beynimizde. Biyolojik saatimize göre en çok 11 ile 4 arasında salgılanıyor. Tokluk açlık hormonunun dengesi, büyüme hormonu, kortizol stres hormonunun yatıştırılması, melatonin dediğimiz uyku hormonu ama anti aging, gençleşme hı hı. hormonunun üretimi... Gece hep 11 ile 4 arasında. Yani biz diyoruz ki ne olur o saatlerde uykuda olun en azından. Ve yani şimdi ben 3'te yatıyorum. Bana yani diyor ki, 5'te hocam, yatıp şey yapma 4'te yatıp gibi. Heh. O saatlerin birazını kaçırma yani. Aynen. Heh. Şimdi bak diyor ki hocam diyor ben diyorum ki işte, ideal uyku saati 7 ile 9 saat arası. Heh. Diyor ki hocam ben 7 saat uyuyorum sorun yok. Ama işte 3'te yatıyorum 10'da kalkıyorum. Şimdi olmadı işte. O 11 ile 4 saatleri arasında bir yerlerde uykuda olman lazım vücudun hakikaten kendini yenileyebilmesi için. O yüzden diyorum ki ben 10 buçuk gibi yavaş yavaş hazırlanın. Uykuya yatmadan önce yarım saat önce elektronikleri bir kenara atın. Çünkü oradan aldığınız mavi ışık. Evinizin beyaz ışıkları varsa onları sarıya çevirin. Oradan gelen beyaz ışık sizin melatonin uyku hormonunuzun üretilmesini engeller. Tamam. Şimdi Derya sürem yavaş yavaş azalıyor. Hemen bir hormonlara gelmek istiyorum. Üstünde ne çok kadar çok konu var değil mi konu, de Çok konu var. Sürem adar almış. Hızlı hızlı cevap alırsam çok sevmiş, izleyiciler daha çok istifade etsin diye. Hormonlarımızın dengede olduğunu nasıl anlarız? İşte testosteron, östrojen, kortizol olmalı. Birçok hani hormon var birliğimiz. Tiroid hormonu var. İşte ona da orkestra şefi falan diyoruz yani. Ne diyeceksin? Hormonlarla ilgili izleyeceğimiz ne bilsin? Şimdi hormon dengesi çok önemli ama Hı -hı. 30 yaşlarından sonra bu denge yavaş yavaş bozulmaya Hı -hı. başlıyor. Yani 35'i geçtikten sonra bu Hı -hı. denge bozuluyor. En çok bakın tiroid hormonu hani orkestra şefi dediğin Hı -hı. şey. hormonların için bak. Yorgunluğun varsa, kendini bitkin halsiz hissediyorsan, öfke nöbetleri yaşıyorsan, öfke nöbetleri yaşıyorsan ve gerçekten e, uyku sorunların da başlamışsa iştahını kontrol edemiyorsan hormonlarında problem var demektir. Bir baktır. En çok hangi hormonlar bak? Östrojen ve progesteron dengesizliği, öfke nöbetleri yapar. Hı hı. Guatr, öfke nöbetleri hı hı. yapar. İştah kontrolü, işte grelin ve leptin, açlık tokluk hormonları bunları mutlaka bakmak lazım. Bakılabiliyor bunlar kanda. E, bunları mutlaka bakmak lazım. Yani hormonlar bizim vücudumuzun aslında dengesini sağlayan sistemler. Yani bütün bir organlar bir araya gelmiş, onları da sarmalayan e, jelatinleyen ve e, paketleyen hormonlar aslında. O yüzden de çok önemliler hormonlar. Peki hemen yaşlanma sürecine geçelim. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ne kadar mümkün? Aha da şey soru, herkesin beklediği soru. Ne diyeceksiniz ve dünyanın en uzun ömürlü ülkeleri var. Yayın başında söylemiştim uzak doğuda genelde böyle vakalara 100-150 yaş filan rastlıyoruz. Ee, ne yapıyoruz? Onlar yaşlanma sürecini nasıl diye yavaşlatıyor? Dediğin bir sürü konuyla ilişkili bence. Çok güzel. Ne diyeceksin? Yaşlanma sürecini yavaşlatmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Hı hı. Ama bunun için kişiye özelleştirilmiş bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Ne demek bu? Sen bana geldin. Dedin ki ben yaşlanma sürecimi nasıl yavaşlatırım? Önce şunu soracaksın kendine. Ailende genetik olarak hangi hastalıkların yüklülüğü var? Hı hı. Yani genetik haritan çıkacak. Hı hı. Bu hastalıkların yüklülüğünün yanında işte sen bir kalp krizi hastalığı yüklülüğü taşıyorsan eğer diyelim mesela örneğin. Bu yüklülük işte kalp krizi riski var diye hı hı. yazdık buraya kağıda. Bu yüklülüğün yanında senin çevresel faktörlerin nasıl? Çünkü biliyorsun genetik yatkınlık %30 hastalık yapar. Evet. Çevresel faktörlerin etkisi %70'tir. Yani sen %70'i kontrol ederek o %30'u susturabilirsin. Tamam. Hastalık ortaya çıkmayabilir. <laughs> o %70 çevresel faktörlerin nasıl? Sen nasıl bir ortamda yaşıyorsun? Ne kadar stres altındasın? Uyku düzeni nasıl? İşte bütün bu maddeleri tek tek değerlendirip... ...sende hangi problemler varsa o 8 formülden... hangi problem, ...ne tarafı problemliyse... Onu mutlaka telafi edip tamir etmek zorundasın. Onlar zaten e, huzurlu ve mutlu olmanı da sağlıyor. birbiri ilişkili ve 85 üstüne kadar 85 üstüne gelen insanların formülü de bu herhalde. Bak, şimdi Güney Amerika'da, Hı -hı. İspanya'da ve Japonya tarafında Hı -hı. E, belli yerlerde 85'i deviren genç yaşlı nüfus var. Bunlara genç yaşlılar diyor diyorlar. Genç Amazonlar gibi. Bu insanların aslında birçok şey incelenmiş. Yani nerede bu ipucu diye bakmışlar? İpucu nerede çıkmış biliyor musun? Nerede? Bol bol kahkaha atmakta. Ben bol bol kahkaha atın diyorum insanlar yazıyor. Hocam tamam da durup dururken kahkaha da atılmaz ki insanlar bizi bol bol kahkaha atın. Çünkü sosyalleştikçe, kahkaha attıkça sizin stres hormonu kortizolunuz yerle bir olacak. Yani sen şu anda stresliyken bile kahkaha atmak için kendini zorla kortizolünle savaşıyorsun o sırada. Ve böylece hakikaten mutluluk hormonu tavan yapacak. Enerji hormonu endorfin tavan yapacak ve sosyalleşip Akrabalarınla, sevdiklerinle vakit geçirdiğinde gençliğin formüllerinden ikinci sıradaki de bu. Yani şimdi önce uyku, sonra stres kontrolü. Şimdi süren bitti diyor arkadaşlarım. Egzersiz de bir ilaç diyorsun aslında. Bir cümlede onunla ilgili alayım mı farkındalık için? gerçek bahsettik aralarda ama egzersiz de bir ilaç mı aslında? Bütün hastalara, bütün insanlara reçetesiz en güzel reçete egzersiz egzersizle birlikte vücuda aldığın oksijen ama açık havada yapılan egzersiz vücuda aldığın oksijen o enerji üretimi dedi ki ana hedefimiz enerji, enerji üretimini kat kat artıracak. Bu bu zaman bu dönemde de oksijenlenen organlar çok daha sağlıklı gelişecek, kendini daha rahat tamir edecekler. Şimdi e, bu kitabı yazdınız Gençliğin Sırrı Beyinde. Tam olarak bu kitaptaki amaç neydi? Yazma amacı. Onu da sorayım kapanırken. Bu kitaptaki esas amaç Lütfen nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırmayın, beklemeyin. Öncesinde önleminizi alın ki beyninizi koruyun. Çünkü en çok korktuğumuz hastalık nedir? Unutur muyum? Hı hı. Yaşlanınca ağrılarla nasıl baş edeceğim? İşte bunların... Olmamasını istiyorsanız bu formüllere uyacaksınız. Tamam. 10 yaşındaki kişi de uyacak, 80 yaşındaki kişi de. Şimdi efendim genç sırrı beyinde dedik. Profesör Doktor Derya Uludüz yazdı. 8 madde var, 8 sanıyorum ana evet. başlık var. Ve birçok aslında hepsi beyinle bağlantılı. Her yol aslında beyine çıkıyor. Bunun yöntemlerini aramış. Okursanız siz kazançlı çıkarsınız. Narcizani kitap tavsiyelerimizden biri. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür Hayırlı ediyorum. Hayırlı olsun yeni kitap. Sağla bütüncül koruyucu taraftan bakmaya çalışıyorsunuz aynı zamanda ben de tebrik ediyorum yani her hekimde bu bakış açısına maalesef rastlayayım benim de çok tecrübem var 18 yıldır sağlık sektöründeyim 9 yıldır televizyonda konukları ağırlıyorum ee, bu bakış açısına da değinen hekim sayımız maalesef o kadar yok çok kıymetli biz de öyle bakalım. Belki bir sağlık sisteminde bu tarzdan e, bize yatırım yapmasına da vesile oluruz diye düşünüyorum. İnsana yatırım en önemlisi, hekime, insana, hastaya yatırım en önemlisi ama koruyucu taraftan yatırım en önemlisi evet. bence. Çok teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Derya Uludüz beyin der başkanı nöroloji uzmanı tekrar bekliyoruz. Hayırlı olsun tekrar Tumaslı'ya. İnşallah. Çok herkese. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim sağlık raporunu tamamladık. Sağlığınızı koruşma, korumanız, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz bilmeniz ve dilimiz sürçtü. Unutuyor muyum hocam? Bir sıkıntı <laughs> var mı bunun? <laughs> <laughs> Sağlığınızı korumanız, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz dileğiyle ve sağlık okur okuryazarlarınızı arttırabilmenizi diliyoruz. Bugünün raporunda aslında her kapımız beyne çıkıyor. Yediğimiz, yemediğimiz, hareket ettiğimiz kadar, etmediğimiz kadar, hormonlarımızı dengede tuttuğumuz, tutmadığımız kadar, vücudumuza yaptığımız her kötülük ya da her iyilik beyni etkiliyor. O yüzden lütfen dikkat edelim. İyi hafta sonları tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.